kızım gel dedin geliyoruz işte. Hazır ol. Bak senin için kestirmeye girdim, ormanın içinden geliyorum. Manyağım lan tabii, ne sandın? Sizdeki bu hayatın enerjisine gerçekten hayranım. Kötü mü oldu kızım? Bol bol oksijen aldık. İnsan yaşadığını hissediyor be. Tamam güzel de her gün yapmayalım, çok yorucu. Aa yoruldu prenses. Canım kızım benim. Tamam kızım geliyoruz, bekle işte. Ne acelesi çıktın sen de. Bana bak, sana aldığım geceliği giysene. Sanki biraz, en azından ağlamıyor şu anda. Abi bir şey yapıp biz mi dışarı yönlendirsek? Ne gibi? Bilmiyorum ama düşünelim. Odaya girdiğinden beri çıkmadı kadın. Yemek için bile inmedi. Öyle bir şey yapmamız lazım ki Sadullah buraya gelecek ya da o onun yanına gidecek. Yani yoksa saatlerce bekleyeceğiz gibi. Aa. Allah Allah. Yan odalardan bluetooth falan açıldıysa sinyal kopabiliyor müdürüm? Hemen düzeltiyorum ben. Hadi çabuk çabuk. Kimsin? Sen ne istiyorsun benden? Şşş, sakin ol. Beni Sadullah gönderdi. Burada güvende değilsin. Ya tanımıyorum seni, git buradan. Karşı odadaki polisler seni izliyorlar. Hemen çıkmamız lazım. Bunları... Hadi Sinem, şimdiye çözerdin sen. Sinyalde bir sıkıntı var. Bağlantıyı kuramıyorum ben şu an. Abi girelim mi odaya? Olmaz oğlum. Hadi hallet şu işi, hadi. Bağlanmıyor, öbürü bitirdi. Faaliyet raporu hasılanın. Ayrıca önümüzdeki senenin büyüme tahminlerini revize ettik. O tahminler hiçbir zaman tutmaz ya. Neyse hadi bakalım. Hedeflenen enflasyon oranını baz almamız gerekiyor. İnşaat sektöründe... Kusura bakmayın, buna bakmam gerek. Hı-hı. Efendim Maybars. Anne. Anne beni kurtarman lazım. Ne oldu oğlum, anlat. Anne. Bittim ben anne. Ne olur yardım et. Geliyorum, bir saniye lütfen.
Lastik izlerine göre tam burada kontrolü kaybetmiş. Yoldan çıkmış. Bu yolda neden hız yaparsın ki ya? Yani ya alkol, ya uyuşturucu, ya da başka bir şey. Burada kamera kaydı falan da bulamayız. Ama yakınlarda 2-3 benzinci var. Oralara bakarız. Tamam. Efendim kanka. Hastaneye vardım şimdi. Siz ne yaptınız? Kaza yerindeyiz işte. Bayağı bir hızlı gidiyormuş. Büyük ihtimalle direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkmış. Çarpmış. Kamera kaydı var mı? Ormanlık alan. Buradan çıkmaz. Tamam. Ben şimdi bir ailesiyle konuşurum. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Ceren diye bir kız araba çarpmış. Ailesiyle görüşebilir miyim? Şuradalar. Buyurun bizim. Heh. Geçmiş olsun. Sağ olun. Asayi şöyle. Sağ olun. Soruşturmaya biz bakacağız. Nasıl durum? Biz de bilmiyoruz. Geldiği gibi ameliyatı aldılar. Doktor bey, kızım iyi mi? Ameliyata başlayacağız şimdi. Zaten hiç kanaması vardı. Sakin. Ve şiddetli bir kafa travması da geçiriyor. Yani iyileşecek değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Ben durumu size bildirmek istedim. Her ihtimalle hazır olalım diye mi? Tamam. Sakin. Ceren'im. Ceren bizi bırakmayacak, tamam. Kızımız bizi bırakmayacak. Sakin. Bir dakika. Bir gelir misiniz? Belki zamanı değil ama kızınıza bunu yapamamamız gerekiyor. O yüzden olayı anlatırsanız çok iyi olur. Sabah yürüyüşüne çıktık hep beraber. Eve doğru dönüyorduk. Uzaktan gördüm. Deli gibi geliyorduk. Korktuk tabii. Sakınan gözü çok batarmış ya. Araba savruldu. Geldi kızıma çarptı. Aracın içinde kim vardı görebildiniz mi? Görmedim, hayır. Ama plakasını aldı. Heh. Çok iyi yapmışsınız, tamam. Dinliyorum komiserim. Arzu, şimdi sana bir plaka vereceğim. Siz senden bakar mısın? 34, evet. RVR 8851. Tamam, bakıyorum. Bir saniye. Buldum komiserim. Şahsa değil, şirket adına kayıtlı. ASD Holding. ASD Holding, tamam. Sen adres gönder bana. Başüstü. Sanma ki sendeki gelişmeyi fark etmedim. Özellikle son birkaç gündür daha iyisin. Yüzü gülüyor hocam. Eski neşesi yerine geliyor. Daha iyi. Madde aklıma gelmiyor artık. Geceleri nasıl geçiyor? Yoksunluk hissi geliyor bazen. Ama kontrol edebiliyorum. Nasıl kontrol ediyorsun? Başka şeyler düşünüyorum. Hayaller kuruyorum. En önemlisi de geçmiş düşünüyorum.